Ben Melisa. Ben Serkan. Bugün O Ne Diyor'da sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Halit Can'ı benim için bir kere öper misin? Bir kere öpmem, bin kere öperim. Buradan sevgi ve selam yolluyorum size. Sizin için sete ilk gittiğimde ve gördüğümde Halit Can'ı öpeceğim, Kuzey Gezerciğimizi. Ben de öpeceğim, sakallarımı da kesip hem. Senelerdir berabersiniz. Settekilerle bir aile gibi oldunuz mu? Ailemizden daha çok gördüğümüz için birbirimizi, evet, olduk. Kesinlikle olduk. Bir aile kadar tatlı ve... Serkan benim manevi kardeşim mesela. Zaten. Kardeşim olsaydı o olurdu. Tabii. Melisa Hanım, sizden bir şarkı nakaratı duymaz mıyız? Oo, iddialı. Kim olsa anlatır, o yaşanan ne güzel bir rüyadır. Gerçek yalan ne fark eder sanki, o artık kapanmış bir sayfadır. Çok güzeldi. WhatsApp'ta herkesten sil yerine benden sil yapıp başını duvarlara vurdun mu? Çok iyi. Ve ne tarz bir mesajdı? Daha yeni yaşadık bunu. Hemen söyleyeyim. 3-5 gün evvel ben WhatsApp'ta bizim bir grubumuz var. Elma işte hani oyuncular. Elma emojili bir güzel bir grubumuz var. Herkes var grupta, yok yok. Melisa Doğu, Eda Ece falan. İşte ben de oraya çok yakın bir arkadaşıma atacağım ses kaydını gruba atmışım sabah 9.30'da. Allah'tan şey değil hani bir ses kaydı hani ya böyle çıkacağım edeceğim setmet falan filan gayet tatlı. Eda da sağ olsun hemen fark edip, ben bir de fark etmedim attığımda, fark edip sil kankacığım rezil olma boşu boşuna gibi bir tatlı bir şey. Bu arada grup coştu tabii yani ne yazdı, neden sildin, ne oldu falan. Kime ne dedi falan, asla öyle bir şey yok tabii ki. Evet. WhatsApp grubunuz var mı kemik kadro olarak? Hı-hı. Evet, oyuncu grubumuz var. Ayrı ayrı gruplarımız da var. Ayrı kamp hani böyle. Serkan, Eda, ben başka değişik gruplar var. Yetmezmiş gibi birçok grubumuz var. Karşı tarafı etkilemek için yaptığın şeyler bize biraz tiyo ver. Biraz da tiyo. Lütfen, buyurun Serkan Bey. Öncelikle estağfurullah, tiyo falan öyle kimse kimseye tiyo vermemeli bence. Bazen ama nasıl diyeyim, çok havaya girmeme gerek yok. İçinizden geldiği gibi. Filtresiz, naklen davranırsanız, çok da iyi arkadaşlarınız varsa yanında işte aman çok coşma, dur oğlum falan diyen. Dizginleşsek mi biraz falan. Onları da dinleyerek. Çok mu mizah oldu? Çok mu evet hani. Biraz kısalım. Kesinlikle aynı hani böyle çalışıyormuşçasına. Yönlendirmelerimizle. Aynen, samimi mi oldu, abarttım mı falan gibi dinleyebilirsiniz. Ama bence hani naçizane toparlamam gerekirse burada ne varsa onu bence aktarın direkt. İyi şeyler de olmayabilir. Ya. Aynen olduğunuz gibi. Akışa güvenelim. Ne yapalım? Başka. Gerçek ve doğal olun. Diyene bak. Çok iyiydi. Repliğini unuttuğunda doğaçlama devam ediyor musun? Telaşlanıyor musun? Karşımda Eda ve Serkan varsa asla telaşlanmam. Biz başka bir dizi yazar gibi yazarız o sırada onları. Devam ki yani. Evet. Tabii canım. Doğaçlama yaptığımız zamanlar oluyor. Biraz seviyorsun sen. Severiz. Evet. Bu bir röportajda yeni söyledim. Bizim artık 5. yılımızda böyle 5. sezonumuzda oynadığımız şeylerin hepsini doğaçlama zanneden bir kitlemiz var. Hani sosyal medyadan takip ediyorlar. O kadarı imkansız. Öyle bir şey yok yani. Hani girişlerde, çıkışlarda ya da işte el verdiği ölçüde bir böyle babalamak deriz biz böyle hani. Tabii yoğurtlamak. Gerekirse hani oraları böyle hani seyircinin daha eğlenebileceği bir hale getirmek için. Tabii ki arada bir şeyler yapıyoruz ama buna yönetmen onay vermeli, akışı bozmamalı, bir başkasının repliğini gireceği zaman etkilememeli. Öyle kafana göre bir doğaçlama gibi bir durum yok yani. Biz zaten onu hani set içinde provadayken bir hocaya da sorarmışçasına okuyoruz tabii ki. Ondan sonra onay gelirse... Gene söylüyoruz, Eda Ece bir doğaçlama kraliçesidir. Buradan tekrar selamlar olsun. Kendisine. Ben bu soruyu kendime görev edindim. Hiç tanımadığın ama fiziksel olarak hoşuna giden birini Instagram'dan ekler misin? Yerini değiştiriyorum zilin. Basmıyorum. Samimiyet önemli. Şimdi... Çok ciddi girdim. Ben bile korktum. Gerçekten mesela izlediğim bir aktris. Yabancı. Zendaya. Şimdi sırf fiziken olan bir durum değil o yani. Orada gerçekten yetenekten, işte ışıktan, her şeyden, charm'dan etkileniyorsun. Belki takip edersin. Bana soruyorsanız ki bana soruyorsunuz. Etmeyebilirim. Ben o zaman buraya küçük bir ekleme yapayım. Bir tane dizi izliyordum, yabancı bir dizi. Imposters diye. 4 tane başrolü var dizinin. 2 kadın, 2 erkek. Başroldeki çocuğu çok seviyordum. Hatta kız Imber Levi sonra Lucifer'a geçti. başrol oynadı 3. sezondan sonra Hawaii oynadı galiba. Oradaki çocuk çok beğendiğim bir aktör benim. Aynı zamanda tiyatrocu, İngiliz bir aktördü. Çok beğeniyordum yani oyuncu olarak beğeniyordum. Mesela ben onu takibe aldım. Sonra o beni takibe aldı. Biz takipleştik. Güzel kültürel bir, olarak mutlu... sohbetlerimizi ettik. Oyunculuk üzerine muhabbetlerimizi ettik ne falan. Güzel. Hani yurt içinde hani beni takibe almış gibi havaya girenler olabilir ama yurt dışında bunlar daha hani düzgün karşılanıyor. Evet. Kültürel olarak Türk bir oyuncu beni takip etmiş. Ben de onunla neler konuşabilirim gibi bir durum oluyor. Daha oturmuş bir sevgiler, şey rahat olalım. Evet. Buyurun. Instagram'dan yine geliyor. Instagram'daki gıybetleri kız WhatsApp grubuna gönderiyor musunuz? Sorun Melisa Hanım'a. Evet. Buradan kız WhatsApp grubuma selamlar olsun. Komple Tikiyiz diye bir grubumuz var. Kendilerini bilirler. Oradakiler bir 10 kişilik ve oyuncular falan da var aralarında. İsim vermeyeceğim. Yok yok mu? Yok yok. Onlarla evet gıybet paylaştığımız oluyor Instagram'da. Bunu bir daha yapmayacağım deyip yaptığım bir şey. Bir şey aşık olmak. Her seferinde bir daha yapmayacağım deyip falan oluyor. Bence dürüst bir cevap verdim. Melisa Hanım, kız kıza tatil nasıldı yazınki? Storyler çok güzeldi. Ben devam edebilir miyim soruya? Buyurun. Bu soruyu çok ayrıntılı dinlemek istiyorum sizden. 25 Mayıs'tı galiba tarih olarak. 25 Mayıs-30 Mayıs arası Yasak Elma Kızları olarak bir tatile çıktık. Bir yat tatili deyince böyle çok havalı duruyor. Yani gerçekten ihtiyacımız vardı hani sene sonu. Sezon sonu. Mükemmel bir tatil geçirdik. Yani gördüğünüz her şey, gördüğünüz kadarını onla çarpın. Eğlencesi öyle yani. Çok çok eğlendik ve hayatımın en güzel tatillerinden biriydi diyebilirim. Gülenay, Şevval, Eda, Nesrin. Buradan hepsine selamlar olsun. Dizideki karakterlerden hangisi sizin karakterinize az da olsa benziyor? Emir. Serkan oynadığı Emir karakteri herhalde. Olaylara da böyle daha yumuşak geçişlerle bakabiliyorum. Yani daha böyle mizah tarafından bakmayı seviyorum. Ender gibi entrikacı değilim. Yıldız kadar hararetli değilim o noktada. Asuman'la normal şartlarda pek alakam yok. Kuzey dermişim. Halit Can gibi böyle istemediğim şeylere istediklerimde diyorum. Kuzey'e benziyorum ben ya. Evet. Çok iyi. Yasak Elma karakterinizle daha çok vakit geçiriyorsunuz. Normal yaşantınızı etkiliyor mu? Kafanız karışmıyor mu? Hayır karışmıyor. Evet. 3-2-1 kayıt kestik bitti. Evet, çok fazla abartmaya. Yani öyle bir şey değil, dizi çekiyoruz. Aynen. O rolden çıkamamaklar falan, onlar böyle çok ağır roller oynadı. Sinema filmlerinde falan hani onunla yaşayıp o süreci yaşamak gibi bir şey. Bizim hayatımız böyle işlemiyor yani. Hani o gördüğünüz her şeyi çekiyoruz. Kestik deyince hop kendi hayatımıza dönüp işte Melisa Serkan olup muhabbet edip hop kayıt dediğinde Emir Asuman olup devam ediyoruz. Yani profesyonel olunan bir şey bu. Hani farklı algılanıyor dışarıdan ama öyle ağır roller bu tip işlerde, dizilerde falan olmaz o kadar yani. Bence hani de. Sahne üstünden olur. Ağır bir sahnedir, dramatik bir sahnedir. Biraz öncesinde bir biraz kalır. Çalışmak aynen. Gerekir falan. Sonra bir bittikten sonra bir ağırlığı çöker ama özellikle bizim gibi yani daha komedi ağırlıklı işte o kadar zor değil yani buradan çıkmak. Ben her iş için böyle çok fazla buranın abartılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani çok abartılıyor böyle hani işte. Çok etkileniyorum, işte şey yapıyorum falan, ne o metot yapıyorum bilmem ne. Tabii ki binlerce metot var. Herkese saygı duyuyorum bu konuda ama öyle hani... Yani işte Hamlet'te kendi babamın hayaletini gördüm falan hani... Yani bankacının onlar yanlış yerler bence yani. Oturmasıyla başlayan gününün işte mesai saati bittiğindeki kapanması gibi bir şey bizim yaşadığımızda. Evet. Yani o kadar böyle bir zamanlamaları biraz farklı belki o kadar. Biz daha çok çalışıyoruz. Enleri sayar mısınız? En komik, en çok yemek yiyen, en çok uykusuna düşkün olan. Bizden herhalde. Galiba tabii. Ben sarıyorum sana şimdi. Tamam. En komik. Ben burada toplu bir ödül vermek istiyorum. Sevgili Eda Ece, sevgili Melisa Doğu, Barış Aytaç, yer. Barış Kılıç olsaydı burada atlamıştım. Benim en komik diye biliyorsun. Kesin. Ya kesin. Bütün kadro ama en tabii böyle dalağımı zorlayan insanlar yanımdaki sevgili Melisa, Eda ve Barış diyebilirim. Evet, ben Barış'ı da sayarım ama evet. Eda ile seni ene koyarım yani. Asap bozuculuk oluyor. En çok yemek yiyen. Kuzey. Ben artık bıraktım. Kuzey. Kuzey'le ben yarışıyorduk. Ben bıraktım. Kuzey'e devrettim. Her şeyi yiyebilir o. Aynen öyle. Çubuk krekerin üstüne elma yiyor, üzüm üstüne şeker yiyor, ciklet çiğniyor. Şey de bize de iyi oluyor. Sahneyi çekerken buranda böyle kreker falan. Hani sürekli bir şey atıştırabiliyorsun. Hani, en çok uykusuna düşkün olan Barış. Barış. Ama o erken hep emekli albay gibi 5-6'da kalktığı için her sabah erken geliyor. Ben biraz düşkünüm ama... Ben de düşkünüm. Şey değil. Ben de düşkünüm. Bu soruya şey yapalım ya. Şimdi kimseyi de hürmet altında. Evet arkadaşlar, sorularınızı yanıtladık. Kah güldük, kah. Gülmedik çok fazla ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sorularınız için. Teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin, iyi bakın. Görüşürüz.